Manşete hoş geldiniz. Bu Erdoğan'ın fotoğrafı önünde, önünü yıklayıp saygı duruşunda bulunan zatı hatırladınız mı? Birkaç sene önce viral olmuştu bu video. Fakat medyada fikri takip yok. Yani bu adam kimdir, nedir, nerede, ne yapıyor, ne oldu? Yok. Bir haber yayınlanıyor. Yayınlanan haberde de bu arkadaşın sicili yok. Yani böyle bir sicili olduğu yok. Fotoğrafı önünde, önünü yıklayıp saygı duruşunda. Bu kişi Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı. Eski, önceki. Bu belediye başkanı dönemi olduğu dönemde kendi servis ettiği görüntü. Hüseyin Beyoğlu. Fotoğrafa saygı duruşu yetmedi. Altındaki yazıyı okuyabiliyorsanız, yeşil pasaportu iptal edildi, sınır kapıları ve havalimanları uyarıldı. Niye? Bakın dua ediyor, ziyaretler yapıyor, fotoğraflar. Yani her şey var. Yani bu rejimde olması gereken her şey var. Her konuyu uygulamış hayata tatbik etmiş. Reisin fotoğraf önünde saygı duruşu, işte efendim ziyaret, ziyaretlerden görüntüler, el açıp dua etmek bilmem ne filan. Ruhsat ve kazı izni için bir müteahhitten ki bu sadece bir işi, başkalarını bilmiyoruz. 5,5 milyon lira rüşvet istediği için hakkında rüşvetten ve icbar suretiyle irtikaptan ağır ceza mahkemesine dava açılmış. Şimdi diyeceksiniz ki yani rejim mahkemesi bu adamı niye savunmadı ki yani neden bilemiyoruz bir şekilde gözden çıkarıldı veya somut kanıtlar var veya bir şekilde arkasında duramadılar neyse ne fakat bunun üzerine yani bu rüşvet davası ile ilgili olarak hakkında adli kontrol kararı alınmış yurt dışına çıkış yasağı konmuş ve kendisine ve ailesine verilen yeşil pasaportlar da iptal edilmiş gider kaçar diye. Evet, fotoğrafa saygı duruşu yemedi, yetmedi. Ama bu arkadaş, kim bir daha söyleyeyim? Hüseyin Beyoğlu. Eski bağlar Diyarbakır Belediye Başkanı. Bu arkadaş fotoğrafın önünde önünü ilikleyerek saygı duruşuyla gerçekten dönemi yani dönemsel yönüyle de tarihe geçti. Bir dönemin tarihine geçti. Hüseyin Beyoğlu. Şimdi dönelim. Yargının Hali Pürmelali yani Evet tuhaf bir AKP'li belediye başkanına yargı nasıl rüşvetten dava açar falan. Arkasına bakın öğrenirsiniz ayrı bir konu. Fakat 9 gün gecikmeli yakala emri aslında yakalama emri. Çok acayip şeyler oluyor bu Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası veya soruşturmasına dair. İşte Serdar Serçelik gizli tanık ayağında elektronik kelepçeyle ev hapsinde. Fakat bunu ihlal etti. zaten 9 kere ihlal olmuş müdahale etmemişler veya geç müdahale etmişler. Son ihlalde yurt dışına kaçmadan yani 9 gün sonra müdahale edilmiş yani kaçabilir falan diye sınır kapılarına yazı yazmışlar ama koşu uçtu bir kere. Acayip. Bu davalardan bir aydınlanma çıkmaz fakat bu davalar belli ki iktidarın veya iktidar Ankara'daki güç savaşının birer aparatı haline gelmiş durumda ve böyle de bakmak gerekir. Biz de bu davalarda ortaya çıkan bilgiler ve bilgi kırıntılarıyla bir şeyleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yoksa iktidarda, muhalefette, iktidar ortakları da, CHP'de, Özgür Özel'de her şeyin farkındalar. Durup dururken iki kere Soylu'ya bindirdi Özgür Özel. Önce 15 Temmuz'da benim işim var, zamanım geldi, TRT'ye gitmem lazım falan deyip işte kürsüde konuşmasını istemiştik konuşmadı dedi. Niye bunu söylüyorsunuz şimdi 8 sene sonra? Sonra da soylu Türk tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve kriminal bakanıdır dedi filan. Acayip yani bekletiyorlar bir takım şeyleri. Yeri geldiğinde söylüyorlar veya o kişi düştüğünde söylüyorlar. Tuhaf. Ya şimdi işin sanık tanık tarafı böyle de adalet dağıtan dağıtması beklenen kamu adına dava açan savcılar tarafı veya hakimler tarafı farklı mı? İşte Hukuk Doğru şey Süleyman Doğruöz ki bu Ankara Üniversitesi'nde sol görüşlü öğrencilere bıçak, satır, pala, sopalarla saldıran ülkücü görüşlü öğrenciler arasında olduğu söyleniyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakü Fukuk Fakültesi Cebeci yerleşkesinden bahsediyorum. E, polis ve idare de o zaman yol vermişti 2017 yılında. E, en son 1-2 Haziran 2017'de özel güvenlik saldırıyı izliyor. Polis yol veriyor iletişim fakültesi o dönem o da yakındır oraya. Tarumar ediliyor filan. Ve niye? çünkü bu öğrenciler polisin de yüreklendiği, yol yüreklendirdiği, yol verdiği bu ülkücü görüşlü öğrenciler veya sol görüşlü öğrencilere nefret besleyen, kin besleyen öğrenciler re yol veriliyor ki onları dövsünler, onları yaralasınlar falan neyse. Onlardan biri Süleyman Doğruöz Ceyhan Cumhuriyet Savcısı olarak atanmış. Yani şeyin Kürsünün bu tarafındakiler ne kadar masum değilse, ne kadar günahsız, yani günahsız değilse öbür tarafı da öyle. Yani böyle bir sistemden şey çıkmaz. Bir başkası Milli Savunma Bakanlığı doğrulamış. Tu General BC sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı yaparken yakalanmıştı. Doğrulamış. Emeklilere edildi diyor. Savcılık hazırlık soruşturmasını sürdürüyor. Süreç gizli. Bu işe karışan sözleşmeli personelin sözleşmesi iptal edildi. Tuğ generasi emekliliğe sevk edildi. Yani adamın üstüne yani yani emekliliği gelmiş. Emekliliğini veriyorlar. Haklarını da veriyorlar. Maaşını al almayı sürdürüyor. Rütbeleri falan sökülmemiş ha. Yani karıştığı suçtan dolayı sadece ya seni emekliye sevk ederim demişler. Biraz gözden uzaktır. Türkiye. Sonra işte seferberlik Yeni yönetmeliği tartışılıyor. 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Burada sorulacak iki soru var. Deniyor ki yani tüzüklü yönetmelik yaptık. Bu yeni sistemin bir gereğidir. Yapılması gerekiyordu. Niçin bunun için? 6 sene beklediniz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen mevcut ucube sisteme 2018 seçimleriyle geçildi. 6 yıldır e yapılmayan bu düzenleme niye şimdi yapıldı? Çünkü yarın ihtiyaç duyulacağı için yapıldı ve bir takım eklemelerden bahsediliyor. 1990 tarihli tüzeye. Bunlardan biri de KHK'lıların er olarak ya da işte vazifeli olarak neyse tekrar göreve çağrılması. E göreve çağıracaktın da niye iade ettin? Neyse ayrı bir konu fakat daha dikkat çekici olan konu sadece savaşı getirecek bir durumda değil. A maddesi bu. E, seferberlik ilanı madde 24 A maddesinde diyor ki seferberlik demek zaten hani savaş hazırlığı demek. Savaş seferberliği demek. Seferberlik deyince akla savaş gelir. Savaş koşulları gelir. A maddesinde savaş diyor ama B maddesine dikkat. Ayaklanma olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli eylemli bir kalkışmanın ülke milletin bölünmezliği içten dıştan di tehlikeye düşüren davranışların ortaya uzun bir cümle nereye çekersen çek. Yani herhangi bir ayaklanma, kalkışma, herhangi bir Ankara'ya karşı tehdit yakalarsak, teşbih edersek e seferberlik söz konusu olabilir ve bununla ilgili şartlar da olağanüstüdür. O hal gitti seferberlik geldi filan denilebilir. Seferberlik loading derken ben kolay kolay İngilizce kelime kullanmıyorum ama anlaşılsın diye de yani öyle yazdım. Yükleniyor da diyebilirdim de loading daha vurgulu ve daha etkili olacağı için dedim ki herkesin bilebileceği bir kelime olduğu için seferberlik loading'i tercih ettim. X eski adıyla Twitter Türkiye'de temsilcilik açmış yoksa bant daraltmaya gidilecekti. En azından sevindirici bir haber. ...Twitter herkesin gerçekten haber alma platformu ve ben de çok yararlanıyorum. E, pek çok haberi, bilgiyi oradan öğreniyoruz. Elbette teyit ediyoruz, önün arkasına bakıyoruz ama e, mühim. Yani oraya konulan haberler kadar konulmayan haberler de, silinen haberler de e, değerli. Birazdan zaten silinmiş haberlerden birine bakacağız ama önce şu köpek uyutma meselesine gireyim. Birkaç gündür gündemde ve ben hafta boyunca girmedim bu konuya, şimdi yeri geldi... Temas edeyim Yani bu kadar insan hakkı olmayan bir yerde e, köpeklere e, düzgün ve doğru muamele edileceği, köpek popülasyonunun artmasına etkin bir önlem alınacağı falan beklenmez Ankara'daki iktidardan. Dolayısıyla medyada bunun propagandası yapılıyor. Yani köpekler hastalık taşıyorlar, salgın halinde e, kuduz yayılabilir, insanların hayatı riske girebilir, sürüler halinde köpekler falan büyük bir risk. Milyonlarca köpek var. Yani bunları itlaf etmemiz lazım, telef etmemiz, yani öldürmemiz lazım. Başka yolu yok. Sonra bir de uyuma uyutma diye bir şey çıktı. Uyutma değil yani öldürme. Uyutmadan kasıt şu. Yani işte bir ilaç zerk ediyorsunuz. İşte iğneyle idam gibi. O önce onu uyutuyor, sonra öldürüyor falan yani köpek acı çekmeden ölüyor. Hayvanlar acı çekmeden ölüyor. Ondan dolayı uyutma diyorlar ama doğrusu uyutarak öldürme de olabilir. Yani ya da iğne iğneyle öldürme falan da diyebilirsiniz. Bunun da bir maliyeti var yani. İşte TRT de böyle haber yapıyor. Görüntüler dehşet verici. Başıboş başı boş, köpekler sokaklarda dehşet dehşet saçıyor falan. O arada gene iktidarın içerisinde hürriyet gibi bir takım unsurlar da uyutmayın bırakın yaşasınlar diye kampanya yapmaya çalışıyor. İş nereye gider bilmiyorum. Bu konunun çözümü yok. Bakın yani 22 Haziran 66 tarihli gazetede de gazete haberinde de bütün sahipsiz köpeklerin öldürülmesi için emir geldi diye bir şey var. Türkiye gibi Orta Doğu, has, Orta Doğu, ülkelerine has bir tutum bu. Köpeklerin doğru yöntem kısırlaştırılarak kendi doğal alanlarında bırakılması ve sahiplendirme kampanyası yapılması. Ama bunu Türkiye'de anlatamazsınız. O bilinçte, o kültürde değil. Bir bu. ikincisi bu siyasetin de bir aracı, bir kampanya aracı falan haline geldi zararsız bir alan olduğu için de bu konuda konuşmak serbest, atış serbest. Herkes bir şey söylüyor. En azından ben de yer vermiş olayım. Bir yere gittiği gideceği yok. Yani konunun. Değişmeyen başkanlar tepki çekiyor. Ben birkaç kere burada bunu gündeme getirdim. İşte Salih Uzun, Rifat Hisarcıklıoğlu, Ergün Atalay, Şemsi Bayraktar, de Bir Palan Döken gibi isimler. Ya ben geldim gidiyorum. Bunlar hala başkan. Ben Ankara'da yani bıyıkları yeni terlemiş işte muhabirliğe başlarken Bunlar başkandı. Şimdi hala başkanlar ya. Hele bende bir falan döken yani. Olacak şey değil ya. Tuttukları yeri bırakmıyorlar. Yani mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil. Bu oturduğu koltuğu bırakmayan insan. İşte Aziz Yıldırım gene geliyor Fenerbahçe'nin başına. Bu bunun gibi bir şey yani. Bırakmıyorlar, bırakmayı da bilmiyorlar. Birini daha ekleyeyim. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin. Ya ben mesleğe başladığımda o adam orada Ankara Gazeteciler Cemiyeti'ydi. Hala öyle. Ya bir tane meslek erbabı da ya Nazmi abi bırak artık bu işleri falan demiyor. Adam orada oturmuş aşağı doğru da kadrolaşmış. Götürüyor. Yani sabah gidiyor işte sabah kaçta mesaiye başlıyorsa çayını kahvesini içiyor. Gazetelerini okuyor. Akşama kadar bir takım kabuller, bir takım ziyaretler. Tuhaf ya. Yani acayip yani. Bütün bunların hepsine gerçekten neşter vurulması gerekiyor. Ama yani kim nasıl Şimdi yer yer eleştiriliyor sol görüşlü insanların, sol partilerin ya da işte Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisi falan. Bir başkasını getireceğim. Profesör Doktor İbrahim Özden Kaboğlu, CHP'de de siyaset yaptı. İnsan hakları profesör olarak biliyorduk. Yakın zamana kadar ben de görüşlerine önem verdiğim bir isimdi ama şimdi zerre itibar etmiyorum. Niye itibar etmediğimi de şimdi göreceksiniz. Birkaç kere anlattım ama bu son hadise önemli. 21 Mayıs'ta bir tweet paylaşmış. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muharrem Özen'le makamında bir araya geldik. Sayın Dekan'a misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Böyle de fotoğraf da çektirmiş birlikte. Evet bu şekilde. Sonra bu tweet'i sildi. Niye sildi biliyor musunuz? Niye arkasında duramadı? Cenk Yiğiter yazmış. Tweet'i alıntılayarak. Yazıklar olsun. Muharrem Özen, Türkiye tarihinin en büyük üniversite tasfiyesinin baş aktörlerinden biridir. Akademisyen tasfiyesine o halden önce başlamıştır. KHK'lılar öğrenci bile olamaz şeklindeki yönetmeliğin altında imzası vardır. Ve siz KHK'lı bir akademisyen, KHK meselesini TBM kürsüsünde dile getirmesi beklenilmiş bir parlamenter. Hadi bunları geçelim. Bir anayasa hukukçusu, insan hakları üzerine kalem tutan biri olarak bu adamın misafirperverliğinden bahsedip fotoğrafı paylaşıyorsunuz öyle mi? Kapanış dersinde ne anlattınız mesela falan diye de sormuş. Yani temel hak ve hürriyetler ve onları savunan insanların durumu. Sildi bu tweet'i İbrahim Kaboğlu. Yani şimdi bu kadar Cenk Yiğiter gibi detaylandırmaya da gerek yok. 5 Aralık 2023'te Barış Akademisyenlerine işkence diye bir bildiri kalemi almış ve bunu yayınlamıştı. Burada şunu söylüyordu. Altını sarıyla çizdiğim yerler. 15 Temmuz darbe girişiminde ilan edilen OHAL'in amaç dışı ve kötüye kullanılması. OHAL KHK ek çizelgelerinde adları yer alan 5000'den çok öğretim üyesi arasında 415 barış akademisyenleri var. Bunlar FETÖ torbasına eklemlendi. Barış yanlıları teröristlikle yaftalanarak resmen hedef gösterildi filan diyerek. Yahu arkadaş bu OHAL FETÖ'cüler için çıkarıldı. E ama şimdi siz Barış Akademisyenlerini de içeri aldınız. Bize de zulmediyorsunuz. Ona buna da zulmediyorsunuz. ya amacı dışında şey yapıyorsunuz. Nasıl böyle bir şey olabilir ki diye bildiri kaleme almış bir insan. İnsan hakkı profesörü falan değil. Rezil bir adam. Rezil bir akademisyen. Kendi insanının haklarının profesörü. Onun için bu rezalete daha fazla tahammül etmemek gerekiyor. Attığı tweetin de arkasında duramayan, ona da bir açıklama getiremeyen bir adam. Sonra gidiyor. KHK işlerinin mimarı, hatta Cenk Yiğiter'in ifadesiyle KHK'lar öğrenci bile olamaz diyen Hukuk Fakültesi dekanıyla böyle pozlar veriyor. Sonra da işte orada ders vermiş filan. O duruyor. Ders verdiği e, tweet ve fotoğrafları duruyor. Girip bakarsanız Twitter adresinde görürsünüz. Böyle rejimin müsveddesi tipler bunlar. Ya o kanunu diyor onlar için çıkarmıştım, benim için çıkarmamıştın ki. Şimdi diyor bana uyguluyorsun. 5 Aralık 2023 tarihli akademisyen, hukukçu, profesör Göya İbrahim Kaboğlu'nun bildirisi. Bir kere daha tükürün diye getirdim ekrana. Tükürdünüz mü? Devam edebiliriz. Filistin devletini tanıma kararı aldık. İrlanda, İspanya, Norveç'ten tarihi adım. Evet, enteresan bir olay oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu İsrail lider lideri ve savunma bakanıyla Hamas liderleri hakkında tutuklama işledi. Ve onların işte soykırım suçuna iştirak ettiklerini söyledi ve yaptıkları eylemleri de alt alta sıraladı. Detaya girmeyeceğim. Uluslararası Adalet Divanı'nda da yarın Güney Afrika'nın başvurusu üzerine soykırım suçu gene değerlendirilecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi kişilerle ilgili konulara, Uluslararası Adalet Divanı ise ülkelerle ilgili genel konulara bakıyor olgulara bakıyor yani. Her ikisi de Lahey'de. Birbirinden farklı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Birleşmiş Milletlere bağlı. Geçmiş e, yıllarda Putin hakkında mesela veya işte ne bileyim Sudan e, despotu El-Beşir hakkında, Afrika liderleri hakkında falan Uluslararası Ceza Mahkemesi benzer kararları aldığında Amerika, Avrupalı müttefikleri falan alkışlıyorlardı. Şahane bir karar. Biz tarafı değiliz ama şahane bir karar diye alkışlıyorlardı. Şimdi Böyle bir şey olabilir mi deyip Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı veya işte bu kararın altında kimlerin imzası varsa onlara yaptırım uygulamakla tehdit ediyorlar. Tam anlamıyla bir Batı ikiyüzlülüğü. Tam anlamıyla bir Batı ikiyüzlülüğü. 124 ülkede e, Netanyahu ve Hamas liderleri giriş yaparlarsa tutuklanma riskiyle karşı karşıyalar. Almanya başbakanı biz kararı uygulayacağız demiş. Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Fakat şu ortaya çıktı ki ki e, çok önemsiyorum bunu. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu için tutuklama isteyen savcı. Kerim Han. Bir siyasetçi bana bu mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar için kuruldu dedi. Elinizden geleni yapın ama bizi tehditlerle yıldıramazsınız. Yani diyor ki Uluslararası Ceza Mahkemesi olabilir, Adalet Divanı olabilir. Biz işimize gelmeyene özellikle Afrikalı liderleri, Orta Doğulu liderleri, Asyalı diktatörleri falan burada yargılayıp mahkum edebiliriz. Yani burada Amerika'yı yargılayamazsınız, İngiltere'yi yargılayamazsınız. Burada ne bileyim Fransa'ya, Hollanda'ya bir şey söyleyemezsiniz falan. Bunu söylüyorlar. Yani ülke yargısından uluslararası yargıya geldik ve her şeyin nasıl siyasi olduğunu, nasıl siyasete alet edildiğini görüyor musunuz? Sadece bir avuç onurlu, insan onurunu düşünen savcı ve hakim ve işte birkaç ülkedeki birkaç politikacı bu işi sürdürüyor, bu işin peşine düşüyor. Vahimdir bu durum. Sadece bölgesel olarak değil, dünya açısından da vahimdir. Amerika'da seçimde oy kullanacak insanların Allah yardımcısı olsun. Joe Biden gibi bir despota mı verecek? O mahkemeyi alkışlar, mahkemenin o kararını alkışlarken bu kararına yaptırım uygulayacağız diyen hukuk despotuna mı vereceksin? Trump gibi kendini beğenmiş narsist. Öbürüne mi vereceksin yoksa geçersiz oy mu atacaksın? Üçüncü bir aday çıkacak mı? Çıkarsa ona mı vereceksin? Acayip bir durum yani. Acayip bir durum. Acayip bir ikiyüzlülük. Bakın yani İsrail Gazze şeridi içerisinde bir şeride Filistinlileri sıkıştırdı. Ekim 2023'ten Mayıs 2024'de sürekli hedeflerini revize ediyor. İlk dedi ki biz Kuzey Gazze'yi boşaltacağız çünkü orası Hamas'ın yatağı. Ee, siviller Güney Gazze'de toplansın. Gazze şeridini kasere. Gazze şeridini ikiye böldü ortadan. E zaten 40 kilometrelik bir şerit. Eni de 8-10 kilometre. İkiye böldü. Alt parçada yaşayacaklar dedi. Sonra alt parçayı da daraltmaya başladı. Ve küçücük bir şerit bıraktı. O sarıyla en sağdaki grafiğe dikkat en sağda sarı ile işaretlediği küçücük şeridi hapsetti. Oradan da süpürmeye çalışıyor. Denize dökemeyeceğine göre bir biçimde başka ülkelere gönderme çabasında. Ama Gazze'yi bitirdi. Hamas da yerin dibine batsın. Onun sayesinde oldu. Onun açtığı yoldan girdi İsrail'de. de bunu Tanrı'nın lütfu bildi. Yürüyor ve Amerika'nın desteğiyle iş tutmaya devam ediyor. Amerika'da çıkan işte Uluslararası Ceza Mahkemesi olsun öbür mahkeme kararlarını tanımıyor. Önceki kararları Putin'le ilgili kararları alkışlarken Netanyahu'yla ilgili kararlara yaptırım uygulayacağım diyor. Amerika'nın desteği olmasa zaten İsrail bu kadar gelemezdi. Ve şu anda yürümesinin, devam etmesinin, politikalarını sürdürmesinin, sonuç almasının yegane garantörü Amerika. Net yani. Çektiği anda zaten İsrail diye Netanyahu bitiyor. Devrilir gider yani. İsrail'i de kamuoyunun mühim bir bölümü karşı bu olan bitene. Uzun vadede bitirdi zaten İsrail. Kendi kredi kredibilitesini de, kendi inandırıcılığını da, geriye doğru tarihe yaptığı göndermeleri de bitirdi. Dünya kamuoyunu her şeyi farkında ve İsrail liderliği, İsrail hükümeti veya bundan sonraki hükümetler bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. İyi niyetli hükümetler de gelse, insan onurunu düşünen hükümetler de iş başına gelse, uzun yıllar şu yapılanların bedelini ödeyecekler. Yani bugün yapılanlar yarın yanlarına kalmayacak. Ama siyasi olarak söylüyorum tabii Ama bunda Amerika faktörünün altını çizmemiz gerekiyor. Amerika olmasaydı İsrail olmazdı ve İsrail buraya kadar gelmezdi ve şu anda mevcut iddiasında sürdürmezdi. Amerika Başkanı Joe Biden, onun bir numaralı bu konularda iş tuttuğu Yahudi kökenli ki bunu açıklamadan da çekinmedi. Ben de altını çizerek söylüyorum. Blinken. Her şeyi antisemitizm olarak görüyorlar atılan her adımı Yahudi düşmanlığı olarak görüyorlar ve öyle yorumlayıp o şekilde bir politika oluşturuyorlar. Barış falan istedikleri yok. Müzakere falan istedikleri yok. Sadece İsrail'in nihai anlamda bu işi bitirmesi için İsrail'e dış politikada zaman kazandıran bir şeftir yani Anthony Blinken. Başka bir şey değildir. Daha ilk gün ben de Yahudiyim diyerek tarafını belli etmiş bir isimdir. Yahudi derken ezbere söylemiyorum. İşaretlemek, etiketlemek falan manasında da söylemiyorum. O konuda ırkçı veya herhangi bir e, bağnazlı olan falan biri olmadığımı da takip edenler bilirler. İngiltere de Amerika'nın peşinden gitti bu süreçte ve çok yıprandı. Ama bu yıpranma sadece bu İsrail meselesi değil. İngiltere'de seçim geliyor. 4 Temmuz'da seçim ilan edildi. Normalden 6 ay kadar önce. Yani yıl sonunda ya da işte Ocak başında en geç yapılması gerekiyordu seçimin. 5 yılda bir genel seçimler yenileniyor. Normal vakti yıl sonuydu. Altı ay öne çekti sadece. Çünkü e, Muhafazakar Parti, iktidardaki Muhafazakar Parti yıpranmanın önüne geçmeye çalışıyor. Kesinlikle kaybedecek. Bütün kamuoyu anketlerinde ikinci sırada İşçi Partisi kazanıyor. Açık ara farkla kazanıyor. Zaten birkaç hafta önceki yerel seçiminde işçi Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. Ve şimdi de artık daha fazla tutamadı e, Reşit Sunak ve... Seçime gidiyor 4 Temmuz'da. Kaybedeceğini biliyor. Muhalefete geçecek. 14 yıldır iktidardalar. Ben bunun 8 yılına son tanıklık ettim İngiltere'de. Ben geldiğimde David Cameron başbakandı. Sonra Theresa May oldu. Sonra Boris Boris Johnson oldu. Sonra Liz Truss oldu 45 gün. Sonra ondan sonra 2 yıldır Rishi Sunak başbakan. Kaç? 4 tane başbakan görmüşüm. E, ya da 5 tane neyse. E, o, yani artık muhafazakar partililer bile bitsin diyor. Gitsinler diyor. Yeter artık. Yani yoruldular, yıprandılar falan diyor. Yani muhafazakar partililerin bile işçi partilere oy veriyor ya da boş geçersiz oy kullanıyor veya sandığa gitmeyecek veya işte kendine göre kendine yakın bir parti bulacak veya bağımsız adayı destekleyecek bilmiyorum. Yani muhafazakar partililer de artık 14 yıl çok fazla tamam artık diyorlar. Bir, bir dönem dinlenelim Nadas'a ihtiyaç var. O derece hemen herkesin e, tepkisini çeken ve hemen herkesin artık istemediği bir iktidar dönemine geldi. Bunda Brexit yanlış yönetilmesi, pandeminin yanlış yönetilmesi ekonomik krizin yanlış yönetilmesi sosyal politikalar özellikle e, sağlık milli sağlık sisteminin çökmesi bu konulara etkili oldu ama sosyal pek çok alanda yani posta dağıtıcılarından hemşirelere öğretmenlere e, tren makinistlerine veya çalışanlarına, tren yolu çalışanlarına kadar pek çok alanda büyük bir bozurdama ve rahatsızlık var. Eskisi gibi olmadığını herkes ifade ediyor. En azından ben 8 yıllık dönemde İngiltere'nin 8 sene önce geldiğim pozisyonda veya konforda olmadığını söyleyebilirim. Enteresan yani. Koskoca Birleşik Krallık. Kendi ana ülkesinde, e, ana adasında nasıl böyle olabiliyor diye yer yer e, düşündüğüm olmuştur. Hani dünyaya çeki düzen veriyorsunuz ama kendi ülkenizde yani hani kelin merhemi olsa başına sürer falan hikayesi gibi bir durum var. Çok da fazla gözde büyütmemek gerektiğini öğrendim. Ama durum bu. Gazetelerde de manşet. E, bu sunakın, Rishi Sunak'ın bir e, kumarı gibi sunulmuş. The Times e, Judgment Day diyor. Kıyamet günü. Independent. E, büyük kumarı e, Rishi Sunak'ın demiş Guardian. Kumar falan değil. Kaybedeceğini biliyor. Sadece daha az kayıpla bitirmek için böyle bir yolu seçti Rishi Sunak. Diyor ve... Manşeti bağlıyoruz. Çokça e, gündem maddesi içerisinde e, sizi dolaştırdığımı biliyorum ama e, bunlar konuşulması gereken konulardı. Haftanın son manşeti Cuma. E, yarın e, buluşma umuduyla. hoşçakalın.